hani Murat Ongun sözcülükten alındı, bilmem pasifize edildi vesaire. Ben sözcülük makamını kaldırdım. Şu anda böyle bir makam yok. Murat Bey de diğer işlerine devam ediyor. Bunların hepsi fasafiso kardeşim. Murat Ongun, Ekrem İmamoğlu'nun beyni. Murat Ongun olmasa, bakın, Ekrem İmamoğlu nefes alamaz. Evet, Murat Ongun seçimi kazandırdı Ekrem İmamoğlu'na. Bakın, Sultanbeyli'ye gittiğinde, hani Ekrem İmamoğlu o anaya sarılıyor ya, yalvarıyor, yakarıyor, kadıncağız da yok, oyun sana değil diyor ya. Sen Tayyip Erdoğan'a mı bağlısın? Yok, bağlı değilim. Tayyip Erdoğan'a bağlı desin, oyları kaybeder. Olmaz öyle. Bu görüntü, bu videodaki kadının söyledikleri, her şey Ekrem İmamoğlu'nun aleyhine değil mi? Ama Murat Ongun bu görüntüyü Ekrem İmamoğlu'nun lehine çevirmesini bilen bir adamdır. Bu görüntüyü aldı, herkesten, bütün medyanın içerisinde herkesten önce nereye gönderdi biliyor musunuz? A Haber'e. A Haber'de aldı, bunu kullandı. Ya yapmayın dedi, etmeyin dedi. Bakın, siz bu haberleri yaptıkça Ekrem İmamoğlu'nun popülaritesini arttırıyorsunuz. Ekrem İmamoğlu'nun Karadeniz gezisi sonrasında dönüşü ve bir takım sanatçıların kendisine tepki göstermesi vesaire, bir sürü şey tartışıldı, konuşuldu. Yani o gezi biliyorsunuz Murat Ongun'un da başını yedi. Hani Murat Ongun sözcülükten alındı, bilmem pasifize edildi vesaire. Ben sözcülük makamını kaldırdım. Şu anda böyle bir makam yok. Murat Bey de diğer işlerine devam ediyor. Bunların hepsi fasafiso kardeşim. Murat Ongun, Ekrem İmamoğlu'nun beyni. Bakın, beyni. Murat Ongun olmasa, bakın, Ekrem İmamoğlu nefes alamaz. Çünkü Ekrem İmamoğlu'nu bugünlere getiren Murat Ongun'un ta kendisi. Sevin sevmeyin. Bakın, yanlışları gırla. Ama Murat Ongun'un Ekrem İmamoğlu'na seçim kazandırdığını ben size söylüyorum. Evet, Murat Ongun seçimi kazandırdı Ekrem İmamoğlu'na. Hani Canan Kaftancıoğlu diyor ya, biz kahramandık, biz çalıştık, yalan. Seçim zamanında Ekrem İmamoğlu'nun yanında ne Canan Kaftancıoğlu vardı ne de Kemal Kılıçdaroğlu. Ama Murat Ongun vardı. Bakın, Sultanbeyli'ye gittiğinde, hani Ekrem İmamoğlu o anaya sarılıyor ya, yalvarıyor, yakarıyor, kadıncağız da yok, oyum sana değil diyor ya, hatırladınız mı? Ne yazık ki sen pahalı. Tayyip Erdoğan'a mı bağlısın? Ve herkesin oyunu istiyorum. Tamam, herkesin oyu da Tayyip Erdoğan'a mı? Yani yok, onu değil, düşün. Bağlı değilim Tayyip Erdoğan'a. Bağlı desin, oyları kaybettim. Olmaz öyle. Yok. Şimdi bu videoda ne diyor kadın? Ben sana oy vermem kardeşim diyor. O zaman diyor, dua et bana. Bu görüntü, bu videodaki kadının söyledikleri, her şey Ekrem İmamoğlu'nun aleyhine değil mi? Ama Murat Ongun bu görüntüyü Ekrem İmamoğlu'nun lehine çevirmesini bilen bir adamdır. Bu görüntüyü aldı, herkesten, bütün medyanın içerisinde herkesten önce nereye gönderdi biliyor musunuz? A Haber'e. A Haber'de aldı, bunu kullandı ve nasıl kullandı? Ekrem İmamoğlu'na tokat gibi cevap. Ya yapmayın dedik, etmeyin dedik. Bakın, siz bu haberleri yaptıkça Ekrem İmamoğlu'nun popülaritesini arttırıyorsunuz. Binali Yıldırım'da Ekrem İmamoğlu'nun arasında tam 16 puan vardı. 16 puan. Ve bu haberleri vere, hele bir tanesi de çıkardı Ekrem İmamoğlu'nu ekrana. Güya Ekrem İmamoğlu'na haddini bildirecekti. O da etti 2 ya da 3 puan. Ekrem İmamoğlu sonunda geldi, başkan oldu ve 3 yıldır İstanbul'da hizmet ediyor diyemeyeceğim. Çünkü öyle bir hizmet yok. Ama iyi konuşuyor, iyi polemik yapıyor. Şimdi bu konuya nereden geldim? Geleceğim, onu anlatacağım size. Ama Murat Ongun'la ilgili birkaç şey daha söylemek istiyorum. Şimdi sözcülükten alındı değil mi? Hani İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu çıktı ya, dedi biz bu sözcülüğü kaldırdık kardeşim dedi. Ben sözcülük makamını kaldırdım. Şu anda böyle bir makam yok. Murat Bey de diğer işlerine devam ediyor. Murat Ongun kızağı mı çekildi? Hayır kardeşim. Murat Ongun yıpranmasın diye Ekrem İmamoğlu sözcülüğü kaldırdı. Murat Ongun sağa sola cevap yetiştirmesin diye Ekrem İmamoğlu Murat Ongun'un pozisyonunu daha da güçlendiren bir adım attı. Muratçığım, sen yıpranma kardeşim, bir kenara geç, biz gücümüze güç katalım. 2023'se 2023, 2024'se 2024'e canavar gibi hazırlanalım dedi. Murat Ongun'u daha da güçlendirdi. Yani eski dostlarının o saldırılarından korudu. Bir kenara atmadı. Şimdi bundan sonra anlatacaklarımı dinleyin, ne demek istediğimi anlayacaksınız.
Bakın iki gündür sosyal medyada ya da iktidara yakın medyada Ekrem İmamoğlu ile Mansur Yavaş'ın bir videosu çevirdi. Haberler yapılıyor, manşetler atılıyor, çatlak deniliyor, bilmem ne deniliyor, ne deniliyor. Güya Ekrem İmamoğlu miting meydanına gelirken oradaki herkesin elini sıkıyor, Mansur Yavaş'ın elini sıkmıyor. Hayda, ne güzel haber değil mi? Üzerine atladık hepimiz. Aa, Ekrem İmamoğlu rakibi Mansur Yavaş'ın elini sıkmadı. Büyük çatlak. Yok böyle bir çatlak. Yine Ekrem İmamoğlu'nu pişiriyorsunuz, önümüze koyuyorsunuz, parlatıyorsunuz, popülaritesini arttırıyorsunuz. Yok öyle bir çatlak, yok öyle bir el sıkmama. Bunlar mitinge gitmeden önce başka bir yerde buluşuyorlar, beraber bir fotoğraf çekiliyorlar. Hal, hatır, güzellikler, kahkahalar, yemekler hepsi bir arada oluyor. Sonra Maltepe'nin yolunu tutuyorlar, Ekrem İmamoğlu da sonradan içeri giriyor. Oradaki insanların elini sıkıyor. Mansur Yavaş da böyle duruyor. Zaten o da elini uzatmıyor. Yani Ekrem Bey hoş geldin falan filan demiyor. Yeni görüşmüşler, daha yeni ayrılmışlar daha doğrusu. Şimdi bu görüntü nereden çıktı kardeşim? Kim yaydı bu görüntüyü? Kim üzerinde tepiniyor? Ekrem İmamoğlu şöyle yaptı. Ekrem İmamoğlu elini sıkmadı. Ekrem İmamoğlu Mansur Yavaş'ı ezdi geçti falan gibi haberleri kim yaydı? Yine biz yaydık. Yine biz yayıyoruz. Çünkü bir aşağı iniş var. Aşağı inişin tekrar yukarıya çıkış olabilmesi için bir şeye ihtiyaç var. İşte bu tür haberlere. Geçmişte yaptığımız hataları yeniden tekrarlamaya başladık. Yahu Ekrem İmamoğlu'nun yakasından düşün arkadaşlar. Ben bize söylüyorum, size söylüyorum. Bu haberleri yapan insanlara söylüyorum. Bu televizyonlarda bu görüntüleri sürekli döndüren arkadaşlara söylüyorum. Düşün Ekrem İmamoğlu'nun yakasından. Çünkü kendi adamları daha geçen gün Can Atak'la çıkıp da İstanbul'da bir hizmet görmediğini söylemedi mi? Bırak kendi kendilerine yapsınlar bunu. Ya siz niye yeniden parlatma görevi edindiniz arkadaş? Niye? Bu haberleri yaymayın ya. Bu haberler bilinçli şekilde size getiriliyor, gönderiliyor. Bak ben bir şey söyleyeyim. O görüntünün ortaya çıkması tesadüf değil. O görüntü özellikle hazırlanmış ve sipariş edilmiş. Çünkü siz onu kullanacaksınız. Pat işte bu fotoğrafı ortaya atacaklar. Diyecekler ki ya kardeş bak biz buradayız. Beraberdik. Çay içtik, kahve içtik, yemek yedik. Sonra mitinge beraber gittik diyecekler. Siz de öyle baka kalacaksınız yani. Yapmayın. Yapmayın. Bakın tekrar söylüyorum. Zaten Ekrem İmamoğlu kendi bacağına sıkıyor. Sıktı daha doğrusu. Şimdi toparlama süreci. Murat Ongun'u bir kenara çekti. Murat sen dedi eskisi gibi görünmez kahramanım ol kardeşim. Sen orada işlere devam et. Biz yolumuza devam edelim dedi. Ve Murat Ongun'u harcamadı. Murat Ongun'u güçlendirdi. Murat Ongun'u daha iyi pozisyona getirdi. Seçim döneminde hiç kimse Murat Ongun'dan bahsediyor muydu? Yok. Gizli kahraman dediğimiz bu. Şimdi aynı rolü üstlendi Murat Ongun. Ve aynı servisleri yapmaya devam ediyor. Ve önümüzdeki günlerde göreceksiniz. Ekrem İmamoğlu'nun popülaritesini arttırmak adına yeni yeni bir takım şeyler gönderilecek. Kime? A Haber'e, iktidara yakın medyaya. Onlar da alacaklar, üzerine tepinecekler. Seçim vakti geldiğinde de Ekrem İmamoğlu ne olmuş? Yine kazanmış. Niye? Çünkü siz kazandırdınız. Geçen seçimde de siz kazandırdınız. Bir sürü hata oldu da ama siz adamın ekmeğine yağ sürdünüz sürekli. Şimdi aynı şeyi yapıyorsunuz. Ha şimdi ya sen de çok bilmişsin derseniz size söylemiyorum arkadaşlar. Bizim görüştüğümüz, aynı masanın etrafında buluştuğumuz ama birbirimizi bir kaşık suda boğmak için fırsat kolladığımız o arkadaşlara söylüyorum. Yapmayın. Ekrem İmamoğlu'nun yakasından düşün kardeşim. Düşün. Türkiye'nin iyiliğini istiyorsanız, AK Parti'nin iyiliğini istiyorsanız yapacağınız tek şey var. Ekrem İmamoğlu'nun yakasından düşmek. Bu kadar. Nokta. Hadi bana eyvallah. Görüşmek üzere.